Ana evinin tarihinden çok kısa bize bahsedebilir misiniz? Letuvan Köşkü Ana Evi çok önemli bir tarihi köşk. 1860 yılında babası Muammer Bey tarafından, ailenin Letuvan babası Muammer Bey tarafından yaptırılan bir yazlık köşk. Ailenin zaman zaman gelip kaldıkları yazlık köşk. Tabii ki çok değerli başkanımızın sayesinde, girişimleri sayesinde buranın restorasyonu yapıldıktan sonra mülkü Karşıyaka Belediyesi tarafından satın alındı. Demin de söylediğim gibi 7 aylık bir restorasyon döneminden sonra halkımıza açılışımız gerçekleşti. 19 Mayıs 2008 yılında halkımıza açılışımız gerçekleşti. 9 Temmuz 2008 yılında da resmi açılışımız gerçekleşti. Yaklaşık 5,5 yıldır çok yoğun bir şekilde hizmet veriyoruz. Zübeyde Hanım'ın peki buraya gelişinden biraz bahsederseniz. Tarihçesine, önemine bahsetmek istersek, burada çok önemli kişiler ağırlanmış dönemin. Çünkü ailenin en tanınmış, İzmir'in en tanınmış, varlıklı, bilime, kültüre ve sanata çok önem veren, çok kültürlü bir ailenin kızı olarak zaten dünyaya gelmiş Latife Hanım. Ve çok da varlıklı, geniş çevreye sahip. Hem siyasi anlamda hem diplomat anlamında hem diğer kişiler, bütün dönemin ünlü sanatçıları, ressamları, şairleri, yazarlarıyla da çok yakın ilişkiler içerisinde aile. Tabii ki yurt dışında eğitimlere alındığı için de birçok kişiyle de birçok iletişimi olmuş zamanında. Zübeyde Hanım buraya geliyor çünkü evlilik kararı alıyorlar. Biz bu dönemi canlandırmaya çalıştık burada. Letife Hanım'la Atatürk'ün evlenmeden önceki dönemi burada. 1922 yılı sonu 23 yılı başını burada canlandırıyoruz. Zübeyde Hanım çok rahatsız olduğu için Atatürk'ün iznini ne yazık ki vermemiş, izin vermemiş Atatürk. Rahatsızlığından dolayı yol tabii ki o dönemlerde oldukça zahmetli ve uzun sürdüğü için ne yazık ki daha önceki zamanlarda izin vermemiş ama yılmamış Zübeyde Hanım ve gelini olacak kişiyi de çok merak ettiği için buraya gelmek için çok ısrar etmiş. Tabii ki kıramamış artık. Doktorların da tavsiyesi üzerine ılıman havanın iyi geleceğini düşünerek buraya özel bir trenle Doktor Asım, aile doktoru Salih Bozok çok güvendi. Çünkü özel görevleri var, gezileri var. Ne yazık ki eşlik edemiyor Atatürk. Ve çok güvendiği insanlarla beraber annesini buraya özel bir trenle yolluyor. İşte biz onu canlandırma yaptık.